Değerli dostlar hepiniz Teknolog YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere YouTube'da atmış olduğumuz küçük fotoğraflarımızı nasıl kanmada oluşturacağımızı basit bir yöntemle sizlere göstermeye çalışacağım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar öncelikle şuna değinmek istiyorum YouTube'da. Bir içerik oluşturuyorsunuz ve YouTube'a yüklüyorsunuz. Burada en önemli bütün videonun içeriğinden, başlığından vesaire bir tarafa bırakın. Fotoğrafı çok ama çok önemli. Çünkü kişilerin o fotoğrafa bakıp işte bu benim aradığım videodur diye tıklamaları an meselesi. Çünkü orada zamanla yarışıyorsunuz. O yüzden fotoğraflarınızın çok güzel olması, çok dikkat çekmesi Aynı zamanda içindeki yazıların da çok belirgin olmasını sizlere nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Bu konuda gerçekten de faydalı bir içerik olacaktır sizler için. Öncelikle arkadaşlar kanma uygulamasını zaten bilmeyenleriniz vardır. Ancak ben sizlere baştan göstereceğim. Google tarafına kanma yazdığınız zaman zaten ana sayfada resmi sitesi çıkıyor. Biz burada browser yerine uygulamaya indirip uygulama üzerinde nasıl yapacağımızı gösterelim. Öncelikle kanma yazdıktan sonra Windows tarafına tıklıyoruz dostlar. Akabinde gelen ekranda Windows için kanmayı indirin yazıyor. Buna bastığımız zaman zaten uygulamayı indiriyor. Ben burayı iptal ediyorum. Sebebi ise zaten ben şu anda hali hazırda kanma uygulamam mevcuttur. Hemen aşağıda arkadaşlar kanma ikonuna basıyorum. Ben zaten daha önce kurduğum için. Burada önemli bir unsur var. O da Kanma uygulamasına kayıt olurken hangi mail adresini giriyorsanız bunu unutmayın ve bu uygulamayı İsterseniz browser'da yani Chrome'da açabilirsiniz ya da başka browser'larda açabilirsiniz. İster uygulamada isterse mobil yani cep telefonunuza dahi bunu kurarsanız ve o hangi e maille kayıt yaptırdıysanız bu maili mutlaka o uygulamada o cihazda da açmanız gerekiyor ki her yerden bütün verilerinize ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu uygulama tamamıyla ücretsiz. Yani ücretsiz tarafı çok geniş ve bizim işimizi görüyor. Ben ki iki tane kanalım var ki biliyorsunuz ve her iki kanalında da bu başlıkları, kapak fotoğraflarını kanma tarafından yapıyorum zaten şu an için ana ekranımda yapmış olduğum daha önceki bütün fotoğrafları görebiliyorsunuz. Burada şimdi arkadaşlar YouTube'a çekmiş olduğumuz bir videonun küçük fotoğrafını nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Tabii ki çok basit arkadaşlar. Başka bir uygulamalar vesaireler kullanmanıza gerek yok. Bunun aynısını ben daha önce 1-2 yıldır da Photoshop tarafında yaptım. Photoshop'ta da çok güzel şeyler oluşturuyor. Ancak ücretli olduğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi kanma tarafında hemen kısaca sizlere ana ekranda YouTube küçük resim ikonu var arkadaşlar. Ki burada 720p olması gerekiyor ya da 1080p olması gerekiyor ki e, tabii ki 720 idealdir. Fazla bir fotoğrafta kalite tabii ki iyi olabilir. Ancak e, yüksek bir ve boyut olarak gerek yok arkadaşlar. Şimdi 720p var. Buna tıkladığımız zaman boş bir ekranımız geliyor ve bu boş ekranımıza istediğimiz şekilde yapmamız gereken kapak fotoğrafını oluşturabiliyorsunuz. Ancak burada önemli bir unsur var. Çünkü YouTube kanalında içeriğiniz neyse yani YouTube'da kanalınıza hangi içerik oluşturuyorsanız birebir o içeriği Gösteren bir e, fotoğraf olması gerekiyor. Çünkü e, sizin vitrininiz arkadaşlar, sizin bu vitriniz olduğu için de müşteriyi çekmeniz gerekiyor. Müşteriyi çektiniz ve müşteri mağazanıza girdi ve bir baktı ki kapak fotoğrafıyla içerideki ürün farklı hemen çıkar dışarıya gider. Dolayısıyla burası çok önemli. Yani buna dikkat edin. İkinci unsur ise yazıların okunaklığı ve içerinize uygun fotoğraflar varsa kullanacaksanız o fotoğrafların iyi seçilmesi ve yazıların da okunaklığından ziyade gerçekten de dikkat çekici bir yaz olması gerekiyor. Burası çok önemli. Dediğim gibi YouTube'a bir video atıyorsunuz. Sesi iyi olabilir, kalitesi iyi olabilir, başlık iyi olabilir. Hashtagler kullanmış olabilirsiniz ama en önemlisi küçük fotoğraftır. Bunu kesinlikle unutmayın. Şimdi gelelim arkadaşlar ana ekranımızı beyaz yaptığı için açılışta. Burada sizlere tüm sonuçlar hakkında örnek şablonlar karşımıza geliyor. Şuradaki pro dediğimiz ücretli alırsanız kullanabiliyorsunuz. Ben 1-2 yıldır kullandığım için şu an için ücretli gerek duymadım. Çünkü ücretsiz tarafı da gerçekten de çok iyi. At koşturuyorsun çok rahat bir şekilde bütün her şeyinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bizim diyelim ki bir oyunla ilgili bir e, kapak e, fotoğrafı yapmamız gerekiyor çünkü içeriğimiz bu. Örnek vermek gerekirse biz ne yaptık? Bir Minecraft'ta içerik yaptık, oyun oynadık ve buna uygun kişilere de bu videoyu sunuyoruz. O yüzden arkadaşlar burada önemli unsur Minecraft'ta ilgili ya da içeriğinize ilgili kısacası bilgilerinizi daha önce yüklemiş olmanız gerekiyor. Eğer ki çektiğiniz videodan bir fotoğraf alım yapıyorsanız onu yapabilirsiniz. Ya da internet tarafından araştırabilirsiniz ve indirebilirsiniz. Daha önce ben bununla ilgili tabii ki Minecraft'ın bir fotoğrafını buraya çekmiştim, yüklemiştim ve buraya koydum diyelim. İkinci unsur arka tarafta arkadaşlar eğer isterseniz siz tasarım tarafında e, stillere gelip stiller tarafında dostlar buradan istediğin şekilde arkadaki renkleri değiştirebilirsiniz. Bunlar gerçekten de güzel yani dikkat çekici renkler çok önemli. Ya da ben renkten ziyade arkaya bir fotoğraf daha atayım background şeklinde. O yüzden ben yine daha önce yüklemiş oldum yine Minecraft ile ilgili bir fotoğrafım var. Bunu aldım arkadaşlar. Buraya doğru yaydım bir şekilde güzel bir şekilde oturtturdum. İkinci olarak ben tekrardan buraya attığım fotoğrafı hemen hızlı bir şekilde konumlandırmaya gelip ee, hemen katmanlar tarafında bakın arka fonu geldim geriye at dediğim zaman benim burada fotoğrafım geldi ancak bakın çok sırıttı yani burada iki tane adam fotoğrafı çıktı ve görünmüyor yani şunun görünmesi gerekiyor özellikle bunun çok dikkat çekmesi gerekiyor o, o yüzden arka fonu biraz daha soluklaştırmamız gerekiyor fona tıkladık arkadaşlar düzenli tarafa geldik yan tarafta ücretsiz olarak kullanılan birçok yöntem var çok güzel sistemler var yani efektler tarafı gerçekten de güzel filtreler uygulayabilirsiniz bilirsiniz. Bunu isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben biraz burayı soyutlaştıracağım, bulanıklaştıracağım daha doğrusu. Bulanıklaştırmak için fırçayı kullanabilirsiniz ama ben gerçekten de fotoğrafın arka porun hepsinin aynı anda olmasını, soyutlanmasını istiyorum ve yoğunumu bu şekilde parazitleştirip geriye döndüm. Şimdi dostlar biz burada fotoğrafımızı biraz daha e, rengine soyut şu şekilde de yapabiliriz. İşte soft bir renkle, işte ela şeklinde de yapabiliriz. Hayali bir şekilde yapabiliriz. Yoğunluk tarafını azaltabiliriz fotoğrafımızı. Yani şu şekilde yoğunluğumuzu. Biraz daha renk katabiliriz ama bu biraz çıtlak geldi. Evet şu da güzel. Ancak burada biraz fotoğrafımızın ışığını açmamız gerekiyor. Yani arka fonumuzun ışığını açmamız gerekiyor. Ayarlara geldik. Ayarlar tarafından parlaklık tarafımızı biraz açtığımız zaman daha güzel oldu. Peki şimdi bu buraları bitirdik. Yani arka fonumuzu ben bence güzel olduğunu düşünüyoruz. Ama fotoğrafımızın yani burada koyduğumuz adam fotoğrafımızı daha belirgin olmasını istiyoruz. Adam fotoğrafımıza tıkladık. Düzenli tarafına geldik. Buraya bir gölge atmamız gerekiyor. Bakın gölge yaptığım zaman arka tarafında hemen aşağıda da ayarlar çıkıyor. İşte siyah olsun. Biraz daha bulanıklık miktarını arttırabiliriz. Boyut olarak geliştirebiliriz. Ya da bunu isterseniz beyaz renk de seçebilirsiniz. Yani burada istediğiniz renkler de olabilir. Bakın. Ama siyah renk bence daha güzel durdu. Bunu sadece deneye ve yanılmayla yapabilirsiniz dostlar. Bakın bu şekilde yaptık. Bunu yapınca biraz daha fotoğrafımızı büyütelim. Şu şekilde. Ve bence güzel bir hale geldi. Şimdi asıl olayımız bir e, fotoğraftan ziyade Yazının önemli olması. Yazımızı mutlaka iyi seçmemiz, iyi okunaklı okuna olması gerekiyor. Küçük küçük yazılar yazmayın. Şundan bahsediyorum. Bakın fotoğrafımızı çok büyük bir şekilde direkt... Ekranımıza büyük bir şekilde geldiği için biz bunu küçültelim arkadaşlar. Bakın, diyelim ki cep telefonuyla olabilir, ya da herhangi bir şekilde mobil cihazda olabilir. Girebilirler ve bunu bu şekilde gördüklerini varsayalım. Bakın, ben bunu küçültünce arkadaki Minecraft fotoğrafı biraz daha belirginleşti. Dolayısıyla bu arka fotoğrafın tekrardan düzenlememiz gerekiyor. Düzenleye tıklayalım. Biraz daha burada fotoğrafımızı bulanıklaştıralım. Yani şu şekilde biraz daha bulanıklaştıralım ve tekrar geldik bu tarafa doğru. Bakın biraz daha bu, bulanıklaştı. Güzel oldu. Ancak tabii ki dediğimiz gibi yazı tarafına geldik. Metin tarafından sizler yazabilirsiniz. Bir tanesi hazır. Burası bir olarak kullanıyor. Yani şuraya bir tıkladığımız zaman bakın bu şekilde yazılar gelir. Ama bazı yazılar dediğimiz gibi arka fonla örtüşmemesi. Yani birbirine aynı olmaması gerekiyor. Yani şu şekilde de bir yazı koyabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ama ben bunda her zaman söylediğim şey uzaktan bakıldığı zaman fotoğrafta ve yazının iyi okunaklı olması gerekiyor. Şimdi benim burada kullandığım tekniği sizlere söyleyeceğim. Ben çok yoğun olarak o tekniği kullanıyorum. Buradan yeniden bir sayfa açıyorsunuz. Yine buraya YouTube diyorsunuz dostlar. YouTube küçük resmi diyorsunuz ve bizim karşımıza az önce gösterdim şablonlar çıkıyor. Bakın burada benim en çok kullandığım şablon taraflarındaki yazılar var. Buraya geldim. Burada yazımızın üstüne tıkladım. Ctrl C dedim. Geldim sayfamıza, çalışma sayfamıza, Ctrl-V dedim. Ve burada yazımızı istediğimiz gibi değiştirelim. Ancak yazımızı değiştirirken yazımızın hepsini silmeden yazacağımız yazalım. Akabinde mevcut yazısını silelim. Mevcut yazısını silip kendi yazımızı yazarsak font değişiyor arkadaşlar. Font bozuluyor. Şimdi geldik yazımızı buraya koyduk. Aynı şekilde dilerseniz başka bir e, ekran tarafından başka bir yazı stili de alabilirsiniz. Geldik tekrar YouTube küçük resim dedik. Akabinde tekrar buradan bir e, farklı bir yazı seçtim. Mesela şurada ki yazı çok güzel. Biraz daha eğik ve renkli güzel görünüyor. Buna geldim. ctrl kontrol ve v yazdım. Ve akabinde geldim buraya. Yazımızı yazdık. Buraya eğikliğini şu aşağıdan ayarlayabiliriz. Fazla bir eğiklik yapmayın. Yani tabii ki içeriğinizle alakalı mevzu. Eğer ki ciddi bir video çekiyorsanız Minecraft haricinde tabii ki yazıların dik olması gerekiyor. Burası çok önemli yani sıfır derece olması gerekiyor. Ama tabii ki oyun tarzında olursa bunları eğebilirsiniz daha eğlenceli olduğunu göstermek bağlamında. Ve geldik tekrardan i̇şte Minecraft Survivor bunu düşürelim. Çünkü ana konumuz Minecraft yazımız bu şekilde yazdık ve yazımızı bir kere daha üstüne tıkladık, kontrol kontrolü burada bir klonlama yaptık ve üzerine geldik survival dedik işte hayatta kalma anlamında ve geldik oynadık He, bu yetiyor mu yetmiyor bakın tekrardan küçültelim yazımı görüntümüzü Bakın yazılarımız biraz daha oturaktı ama şu yazılar arka fonla biraz daha eş göründüğü için tam okunamıyor. Geldik arkadaşlar. Bakın yazımızı tıkladık. Burada yukarıda efektler var. Efektleri tıklıyoruz. Beyaz güzel durdu. Akabinde geldik. Bu şekilde de e, istediğimiz tarzda oynadık. Tekrar diğerine tıkladım. Efektlere tıkladım. Kalınlık tarafını biraz daha açtım. Ve daha doğrusu yoğunlaştırdım. Aynı zamanda işte burada oynadık yazısının üzerine e, biraz daha aralar açılsın istiyorum ki uzaktan daha net okunabilsin. Yazımıza tıklayıp yukarıda aralık var arkadaşlar. Buna tıklayıp Harf aralığını biraz açıyoruz. Bakın harf aralığını açıyoruz. Bu kadar yeterli. Sonra yazımızı şu şekilde tam daraltıp Bundan sonra biraz daha büyütebilirsiniz. Geldik bakın normal bir şekilde tekrar küçültelim ve bence gayet güzel bir e, olay oldu. Ancak yukarıdaki Minecraft tarafı bence biraz daha o, üzerinde e, kurcalanması gerekiyor. Efektlere tıkladım. Efektler tarafında arka tarafını daha belirgin siyah yaptım arkadaşlar. Uzaklık taraflarını değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda yön tarafını değiştirebilirsiniz. Ve burada bulanıklık tarafını açıp kapatabilirsiniz. Gölgesinin bu görülmesini sağlayıp. Peki biz bu diyelim ki kapak fotoğrafımızı yaptık. Gerçekten de güzel duruyor ve harika bir şekilde de Minecraft içeriğini oluşturduğumuz videomuza birebir eş oldu. Şimdi biz bu kapak fotoğrafımızı nasıl dışarıya yani bilgisayarımıza yükleyeceğiz? Çok basit. Yukarıda paylaş var arkadaşlar. Paylaşa tıklayalım. Akabinde sadece indire tıklıyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Oluşturduğumuz fotoğrafı paketliyor ve nereye atacağımızı söylüyor. Direktmen istediğimiz klasörümüz neyse buraya Minecraft küçük kapak Foto dedim mesela ve bunu kaydet dedik. Artık fotoğrafımız hazır. Bundan sonra YouTube'a bu fotoğrafı e, yükleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda YouTube'a bir e, videonun e, nasıl adım adım yüklenmesi, kapak fotoğrafının nasıl yüklenmesi ne hepsini sizlere adım adım göstereceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video ve videolarımıza görüşmek üzere. Sen kalın.